Evet, değerli izleyicilerimiz, güzel bir İstanbul akşamında Kütahya'mızın, Türkiye'mizin çok önemli, çok değerli bir şahsiyetinin konuğuyuz şu anda. Sağ olsunlar, bizi kabul buyurdular. Biz de onu tanımaktan mutlu olduk. Efendim, bugün söyleşi yapacağımız konuğumuz, daha doğrusu bizim konuk olduğumuz değerli şahsiyet, Sayın Adnan Oktar hocamız. Sayın hocam, öncelikle Destan Televizyonu olarak bizi kabul ettiğiniz, bu söyleşiye fırsat verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda tüm Kütahya'nın selam, sevgi ve muhabbet dileklerini size getirdiğimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim size lütfettiğiniz, şeref Estağfurullah. verdiğiniz, değerli olan sizlersiniz. Bizler naçiz bir kuluz. Estağfurullah. Hepimiz gerçi öyleyiz. Sizlerin böyle Kütahya'dan gelip bu şekilde röportaj için bizlere yardımcı olmanız bizim için büyük bir şeref, gurur. Çok güzel, Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz şeref aldık. Hocam, Kütahya'mız manevi yönüyle kuvvetli Evet, şehirlerimizden maşallah. bir Evet. tanesidir. Dolayısıyla sizin çok önemli çalışmalarınızı biz Destan Televizyon olarak zaten her gün asgari 2 saat, 3 saat yayınlıyoruz. Ha maşallah. Harun Yahya Mahlalı o harika çalışmalarınızı biz değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ama ben programa gelmeden önce küçük bir çalışma yaptım, bir anket yaptım. İşte sizi sordum Kütahyalılara, Adnan hocamızı tanıyor musunuz? Adnan Oktar kimdir? Kütahya'nın büyük bir bölümü tanıyor. Ama sizi kimisi işte bu çok güzel çalışmalarınızla tanıyor. Kimisi bir bilim adamı olarak tanıyor. Kimisi o kamuoyunda çıkan sansasyonel haberlerden tanıyor. Yani Adnan Oktar'ı herkes tanıyor ama gerçek hüviyetiyle, gerçek kimliğiyle tam olarak tanıyanın az olduğunu gördüm. Biz bu vesileyle lütfederseniz Adnan Oktar bir ilim adamı, bilim adamı mıdır? Adnan Oktar bir yapımcı mıdır? Adnan Oktar işte o sansasyonel haberlerde bahsedildiği gibi çevresinde önemli isimlerin çocuklarının bulunduğu bir efendime söyleyeyim cemaat midir? Adnan Oktar'ı siz Kütahyalılara net bir biçimde anlatırsanız çok sevineceğiz. Allah insanları yarattığında, yaratılışında, insanların fıtratında genel olarak belli bir az grubun dışında kuşkuya açıktır insanlar, şüpheye açıktır ve her şeyi olumsuz düşünmeye açıktır. Mesela bir işe girdiğinde o işinin kötü gideceğini düşünür. İmtihana girerse onun başarısız olacağını düşünür. Bir insan varsa ondan kuşkulanır, onun kendisine kötülük yapabileceğini zanneder. Onun için zamanımızda da insanlar dikkat ederseniz birbirine güvenmiyorlar. Birbirine güvenen insan hemen hemen çok 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 nadirdir. Yani bir tek insana gene kendine güveniyorlar. Bu asrın bir özelliği. Halbuki insan çok güvendiği, çok sevdiği, yüzlerce insan olması lazım. Binlerce, milyonlarca insan olması lazım. Şeytan işte insanların bu yönünü inananlara karşı tarih boyunca kullanmıştır. Bütün tarih boyunca, Hazreti Adem'den itibaren bütün tarih boyunca kullanmıştır. Daha kıyamete kadar da kullanacaktır. Bu bir imtihanın gereğidir. Mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ne yapıyor Ebu Cehil? Hemen onun aleyhinde bir şeyler söylüyor. Ona birisi yazdırıyor Kur'an'ı. O da söylüyor diyor farz edelim. Veyahut aklı yerinde değil. Cünun diyor, Mecnun diyor. Akıl hastası diyor haşa peygamber için. Veyahut diğer peygamberlerde de aynı şekilde çıkarcı diyorlar. Hatta Hazreti Yusuf'a biliyorsunuz cinsellikle ilgili iftira atılmıştır ve kadınlar musallat olmuştur. Yani akla hayale gelecek her türlü iftira, her türlü oyun mazlum Müslümanlara daima tarih boyunca atılmıştır. Allah yolunda mücadele ederse, dini anlatırsa, Darwinizmin geçersiz olduğunu anlatırsa bir insan çağımızda ve başarılı da olursa bunu kim yaparsa yapsın aynı şekilde bana söylenenler ona da söylenir. Çıksın birisi masonluğa karşı tavır koysun.
Masonluğa karşı kitap yazsın, Darwinizmi Avrupa'da, Türkiye'de yerle bir etsin, insanları imana davet etsin, komünist örgütlenmesi gibi çetelere karşı mücadele versin, kitap yazsın. Bunu o insanın yanına bırakmazlar, kim olursa olsun. Ama bir insan çıkarsa, ben Allah'a dine inanmıyorum, ben çapkınım, eğleniyorum, gazetede o manşet olur. Çok beğenirler. Ne kadar çapkın adam diyor. Bak falancayı bıraktı, şimdi şundan devam ediyor. İşte falanca gazinoda eğlenirken diyor. Çok uygunsuz resimler. Elinde içki kadehi. Hakikaten geniş çapta renkli basın bu insanları göklere çıkartıyor. Ama bunların özelliği Allah'a, dine ve mukaddesata ehemmiyet vermemeler oluyor genelinde. Hepsini tenzih ederim de genelinde böyle oluyor. Böyle olunca çok takdir görürler. Ama ben Müslümanım dediğim müddetçe, Darwinizme karşı olduğum müddetçe, Masonluğa ve çetelere karşı olduğum müddetçe bu devam eder ve edecektir. Ama haşa, Allah esirgesin, bir gün ben dinle imanla alakam yok desem ve o insanlar gibi böyle kadınlarla, kızlarla, içkili alemlerde eğlensem, ha bak ne kadar güzel akıllandı, doğru yola kavuştu derler. Bak çok değerli insanmış, biz fark edememişiz diyecekler. Bu asla olmayacak bir şey tabii, bunu asla yapma. Aynen. Allah'ın izniyle. Evet, inşallah. Fakat konu budur. Onun için insanların en etkilenecekleri, en etkili sinir uçlarına sinyal verir böyle odaklar, şeytani odaklar. Ne yapar? Mesela falanca şahıs geldi işte Adnan Oktar'ın evine. O da adamlarından geldi, silahlarını çektiler. Zorla o bir genç kızı yahut o şahsı işte mağdur durumda bıraktılar. O genç kızı aldılar, silahlarını çekerek onu işte uygunsuz vaziyette resimlerini çektiler ve ona karşı şantaj yaptılar, kullandılar. İşte ne yaptı? Kokain içti. Ne oldu? Akıl hastası oldu. Şimdi bunların tabii tek tek temizlenmesi gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? Mecburen. Yani şeytan sürekli oyun oynar. Bu bayanla ilgili bana bir iftira attılar. Dediler ki işte böyle böyle buna zorla bir uygulama yaptılar. Ben de Allah'a çok şükür o devirde çekilmiş bir film. O zaman basında çıkan, televizyonlara çıkan bir film. O vardı, onu mahkemeye verdim. Yani hukuk bürosunda olan bir filmmiş, onu verdik. Filmde baktık ki evin kolonları aşağı doğru sarkıyor. Benim bulunduğum ev asmolen, dümdüz, tamam. Yani evin uzaktan yakına alakası yok. Yani ev tamamen yıkılmadıktan sonra öyle bir ev olması mümkün değil. Evet. Ayrıca pencereler tavandan tabana kadar benim bulunduğum evde. Orada küçük pimapen pencere, 60-70 metrekare küçük bir ev. Benim bulunduğum ev yani 400-500 metrekare, çok büyük bir ev. Yani büyük yapıda bir ev. Onu mahkemeye bilirkişi ve avukatlar huzurunda sununca gün gibi olay ortaya çıktı. Filmde ne silahlı adamlar var, evet. Ne efendim video çeken adamlar var. İki kişi var. Hakikaten uygunsuz bir durumda bir şahısla bayan var. Evet. Ve evinde uzaktan yakından o evden alakası yok. Bunu ispat ettim ama bunu ispat edinceye kadar da hani derler ya alnımı dersi çatladı derler. Evet, evet. Mesela kokain iftirası attılar. Onu da yıllarca uğraştık adli tıpta. Emniyette yiyeceğime içeceğime karıştırarak kokain verdiler. İspatla ispatlayabilirsen. Yani. Gitti geldi adli tıpa. En sonunda adli tıp dedi ki bu kadar yüksek dozda bir kokain 24 saat de insan kanında kalmaz, atılır. Ben 72 saatten beri emniyetteyim. Yani öyle bir şey teknik olarak imkansız, mümkün değil. Evet. Adeta buna rapor verdi. Nasıl olabilir? Ancak emniyette yiyeceğini içeceğine karıştırarak olabilir tarzında. Mahkemenin kararı oldu. Adli tıpın da böyle bir kararı oldu. Ve bundan da bu şekilde kurtuldum. Evet. Akıl hastası dediler. Yıllarca o şekilde akıl hastası olarak değerlendirdiler. Yani seçme seçilme hakkım elimden alındı, mülk edinme hakkım elimden alındı, evlenme hakkım elimden alındı. Yani şahitlik yapma hakkım elimden alındı. Çünkü akıl hastası olunca bütün imkanların elinden gidiyor, hepsi elinden gidiyor. En sonunda askeri hastanede tam sıhhatli, aklı başındadır, ruhen ve bedenen sağlıklıdır diye rapor aldık. Allah'a şükür oradan da yakamı kurtardım. Evet. Kahraman ordumuzun
Tabii askeri hastanelerine giremiyorlar böyle şeylerde. Orada kurtulduk Allah'a şükür. Öbür yerleri tenzih eden belki bir şekilde etkilediler veya bir yol buldular bilemiyorum. Bu devam da eder ve ediyor da halen de edecek. Yani, doğal değil mi etmesi hocam? Edecek yani tabii. Sizin bu çok önemli, çok güzel çalışmalarınızın mutlaka rahatsız ettiği bir kesim var. Tabii yani ki. Ben bu soruyu sorarken haşa sizi rencide etmek, efendime söyleyeyim, tabii ki, tabii. Bir endişem olduğu için asla tabii, ben milletim, tanıdığım insanlarımız bilmesi. Oklardan böyle bir endişe tabii. Asla bende sadır olmadı. Sizinle ilk defa karşılaşmış olmamıza rağmen o kadar önemli, o kadar değerli çalışmalar yapan bir insandan böyle bir şey sadır olmayacağını ben biliyorum. Ama ben istedim ki benim çok değerli hemşehrilerim, çok önem veriyorlar çünkü sizi gerçekten çok sevenler var. Ve onlar da kafalarında Adnan Oktar'ı netleştirmek istiyorlar. Ben sizin ağzınızdan o maksatla bu soruyu sordum. Kaldı ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar devam edecektir. Çünkü sizin o çalışmalarınızın ciddi manada rahatsız ettiği kesimler var. Tabii yani evet. Bu nefes almadan devam ediyor. Yani evet. Basında devam ediyor, başka yerlerde devam ediyor. Mesela benim mahkemenin kararına da saygım çok büyük. Ama şu anda da mahkemenin bir kararı var. Bu çete lideridir dedi. Amenna. Bir şey demiyorum yani. Evet. Mahkemenin kararına saygımız büyük. Ama benim çete lideri olmadığımı bütün Türkiye çok iyi bilir. Yani. Buna hiç kimse inanmaz. Evet. Söylediğim insanlara tebessümle karşılıyorlar. Evet. Çünkü ben bir yazarım. 300'ün üzerine kitap yazdım. Benim bildiğim çete lideri ben çocukluğumdan beri duyarım. Adam öldürür, yol keser, gasp eder. Adam dağa kaldırır. Bir şeyler evet. yapar yani çete evet. mensubu. Benimle ilgili dosyada hiçbir şey yok. Bomboş dosyanın içerisi. Mahkeme dosyası. Ama mahkemenin takdiri o yönde ve saygıyla karşılıyorum. Ama mühim olan benim insanlarımın, Türkiye'deki insanların, yurt dışındaki insanların vicdanındaki kanaattir. Vicdanlarındaki kanaat tertemiz. Yani evet. Benimle ilgili bu iddiaya hiç kimse inanmıyor. Evet. Vicdanlarda beraat ettik mi bitti. Ve vicdanlarda beraat ettiğime göre benim kalbim rahat. Hatta ve hatta insanın kendi vicdanında beraat etmesi bence yeterlidir diye düşünüyorum hocam. Evet. Ben çok uzun yıllar sendikacılık görevinde bulundum. Haliyle bizim de rakiplerimiz vardı. Ve bir genel kurulda onu ifade etmiştim. Siz beni suçlayabilirsiniz. Kanun beni suçlayabilir. Hatta mahkum edebilirsiniz. Ama benim beraat etmek istediğim bir tek yer vardır. Orası da benim vicdanımdır. Maşallah. Demişimdir. Sizin kendi vicdanınızdaki evet. Beraat öyle tahmin ediyorum en önemli unsur. Ama siz topluma mal olmuş bir insansınız. Çok sevenleriniz var. Sizden istifade etmek isteyen çok insanlar var. O bakımdan da kendinizi net bir biçimde o insanlara kabul ettirmek durumundasınız. Bu sorunun temelinde de bu evet. vardı zaten. Evet hocam, bir bilim adamısınız. Gerçekten Darwin'in evrim teorisini tam anlamıyla iflas ettiren elhamdülillah maşallah. Elhamdülillah ben onu defalarca o konudaki çalışmalarınızı defalarca izleyerek çünkü ben de ilgiliydim o konularla bundan daha iyisi daha güzeli de olmaz düşüncesiyle işte onları sık sık değerli izleyicilerimize takdim ettim ve telefonlarla o programların o belgesellerin defalarca yayınlanması için ricalar aldım. Biz de o ricaları kırmadık. Yani kamuoyunda bu çalışmalarınız takdir görüyor. Bunlar devam edecek mi? Hangi yeni açılımlarla devam edecek? Bu konuda bizi biraz bilgilendirirseniz. Evet. Şimdi Yeni Peygamberler Tarihi diye bir eser var. Onu hazırlıyorum. O daha geniş kapsamlı bir eser. Sabataycılıkla ilgili bir eser var. Onu hazırlıyorum. Evet. Adamlık Dini 2 diye bir kitabım var. Onu hazırlıyorum. Kafataslarla ilgili bir kitap çalışmam vardı. Şimdi onu genişletiyorum. Ona yeni ilaveler, ekler var. Onu evet. genişletiyorum. CD çalışmaları var. Çalışmalar benim durmaz. İnşallah. CD çalışmaları inşallah çok daha önemli. Çünkü biz millet olarak biraz okuma alışkanlığı olmayan tembel o konuda tembeliz. Ama görsel olarak izlemeyi de seviyoruz inşallah.
İnşallah. Onlar tabii bu da benim biraz kendi egoizmim de var işin içerisinde. Evet. Biz de hazırcılık yapacağız. Sizin bu değerli konuşmalar hazırlıklarınızdan, çalışmalarınızdan yayın yoluyla istifade ederek vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. İnşallah. Hocam şimdi ben 62 yaşındayım. Ben de önemli görevler yaptım. Artık hatıralarımı yazacak zaman içerisindeyim. Ama kendimde böyle bir lüksü görmüyorum. Hala bir şeylerin üzerinde çalışma mecburiyetinde olduğumu görüyorum. Çünkü kaygılarım var. Geleceğimizle ilgili kaygılarım var. Yeni jenerasyonla ilgili kaygılarım var. Ülkemizin bağımsızlığıyla ilgili kaygılarım var. Manevi milli değerlerimizin ciddi manada erozyona uğradığı konusunda çok ciddi kaygılarım var ki bunlar son zamanda gün yüzüne çıktı. Bu konuda Adnan Oktar ciddi bir misyon üstlenmeli diye ben düşünüyorum. Böyle bir misyon üstlenecek mi Adnan Oktar? Allah'ın takdir ettiği kadar, tabii elimden geldiği kadar, kaderimde olduğu kadar ne gerekiyorsa Allah için, din için, İslam için yapacağım evet. Açık. Fakat Türkiye'nin geleceği flu gibi, bulanık gibi görünmekle beraber bu flu ve bulanık gibi görünme zaten hadislerde belirtilmiş. Ahir zamanda olması gereken bir doğum sancısıdır. Osmanlı aydınları o zaman Darwinizme zehirlenmiştir. Darwinizm etkisinde kalmışlardır. İmanlarını kaybetmişlerdir birçoğu. Bu sessiz sessiz kendi aralarına dağılmış, kendi aralarında bunun etkisine girmişlerdir. Bir süre sonra dinle, İslam'la yaşanamayacağı kanaatine varmışlardır ve sonunda Marksist, komünist bir düşünce içerisine girip bunu bütün Osmanlı'ya hakim etmenin gerektiğine inanmışlardır. Evet. Ve bu zamanımıza kadar da gelmiştir. Olayın aslı faslı budur. Hatta devam da ederdi bu. Yani gittikçe güçlenerek evet. De devam ederdi. Fakat hiç ummadıkları bir darbe yediler Darwinizm konusunda. Yani çok şiddetli bir darbe yediler. Ve hem de Avrupa'da da köklerini kurutan, beslendikleri bütün kökleri ta Avrupa'dan, Amerika'dan kurutan, Türkiye'de de tamamen dip kökleri sökülen bu çalışma sonucunda aydınlar artık Marksist düşüncenin olamayacağını, Darwinist düşüncenin olamayacağını kesin bir kanaatle anladılar. Evet. Artık ondan sonra güçlerini kaybettiler. Yani irade güçleri kalmadı. Ne yazı yazabiliyorlar artık ben dikkat edeyim dergilerine, ne gazetelerde yayınlanan bir yazı çıkıyor. Darwinizme ilgili hiçbir dikkat edersen son zamanlarda yazı çıkaramıyorlar. Evet. Eskiden sür manşetten işte şu bulundu, bu bulundu, ara fosiller tamamlandı, son kopuk bağlantıda halledildi gibisinde yazılar çıkıyordu. Evet. Dikkat edersen çıt yok. Bu işte yenilmenin sessizliği. Yenilmenin böyle bir sessizliği olur. O sessizlik içerisinde güçlerini kaybettiler. Yani bir komünizmin de kendi bir manevi gücü vardır. Yani dinsizliğin de bir gücü vardır. İşte bu dinsiz gücü kaybettiler, hırsı kaybettiler. Evet. Kaybedince de çok rahat ezilecek hale geldiler. Şimdi aslında onların cesetlerini topluyorlar. Yani evet. Bir örgüt zaten kalmadı. Yani fikren yıkılan bir örgütün, içi boş kof bir örgütün, İttihat Terakki'den beri gelen kof bir örgütün süpürülmesi olayı var şu an. Evet. Anladılar ki ateistlikle, Darwinistlikle bir yere varılmaz. Bu yanlış bir şey. Tamamen bir uydurma ve yalan. Aldatıldıklarını daha yeni anladılar. Avrupa'da aldatıldığını daha yeni anladı. Amerika'da aldatıldığını daha yeni anladı. Çünkü bak 100 milyon fosil var. 100 milyon fosil. Bunların hepsi yaratılışı ispat eder mahiyette. Buna karşılık bir tane Darwinizmi ispat eden tek bir tane ara fosil tabir ettikleri fosil yok. Yani bunun üstüne zaten konuşacak bir şey kalmıyor yani. Evet. Bunun üstüne ne söylenir? Hiçbir şey söylenmez. Şu an alınan neticenin kökeninde felsefi olarak yıkılmış bir yapının kolayca süpürülmesi olayıdır. Neticenin böyle kolay olmasının sebebi budur. Evet. Ve bundan sonra da bu devam edecektir. Türkiye imanlı millettir. Türk milleti imanlıdır. Bu önümüzdeki yıllarda, aylarda daha da görülecektir. Özüne dönüyor Türk milleti inşallah. Bir süper devlet olacak. Türk-İslam Birliği oluşacak inşallah. Türkiye bölgede ağabeylik görevi yapacak. Bütün bölge Türkiye'nin manevi liderliğine bir ferahlığa ve huzura kavuşacak. Ekonomik yönden, maddi ve manevi yönden çok ciddi bir kalkınma, kültürel yönden çok müthiş bir kalkınma ve muazzam bir medeniyet meydana gelecek.
Bu sancılar onun alametidir. Zaten her sancının arkasından büyük bir gelişme olmuştur. Türk tarihine de bakın öyledir. Evet. Büyük Türk devletlerin kuruluşlarında da hep böyle sancılı gelişmiştir. Şimdi yine öyle oluyor. Mesela İslam'ın gelişme yılları da öyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında muazzam sancılar yaşandı. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek durumunda kaldı. Muazzam baskılar gördü. İftiralar atıldı. Üstüne deve işkembe satmaya kalktılar. Terbiyesiz, ahlaksız insanlar geçtiği yollara dikenler attılar. Olmadık hakaret ettiler. Olmadık iftirada bulundular. Ama o sadece onlara güzel nasihatta bulundu. Allah sizi affetsin dedi. Onlar için dua etti. Ve onlardan intikam olmaya da kalkmadı Peygamber Efendimiz. Güzel ahlakıyla gönülleri fethetti. Ben de intikamcı değilim. Yani Müslüman zaten intikamcı olmaz. Ben de hakkımı helal ediyorum. Hatta söylemeyeyim, mahkemeye de hakkımı helal ediyorum dedim. Beni tumarhaneye koyanlara da hakkımı helal ediyorum. Daha önce gözaltına alıp günlerce gözaltında tutanlara da hakkımı helal ediyorum. Hepsine hakkımı helal ediyorum. Çünkü her şeyde bir hayır vardır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Biz imtihan oluyoruz. Tabii ki çilelerle, zorluklarla imtihan olacağız. Yoksa olgunlaşmıyor insan. Ham kalır insan. Yani altın bile ateşte saflaştırılıyor. Evet. Değil mi? Köpüğü alınıyor üstünden. Saf altın kalıyor. Ama ateşte altının içindeki bütün kirli maddeler gidiyor. İnsan da öyle. Çilede ve zorluk içerisinde ruhunu temizliyor ve arındırıyor. Allah onu vesile ediyor inşallah. Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi tabii siz nefsinizi bu şekilde temizleyecek Cenab-ı Allah'ın izniyle bu hidayete ermiş bir insansınız. Dolayısıyla sizin bu ifadeleriniz diğer insanlara da çok önemli, çok ciddi bir mesaj olarak gidiyor. Az önceki bir başka ifadeniz beni rahatlattı. Yani bir Türk-İslam sentezinin olacağı, Türkiye'nin geleceğinin ufkunun açık olduğundan bahsettiniz. Tabii ben bu konuda hala bir takım kaygıları yaşayan bir insanım. Bilmiyorum siz nasıl takdir edersiniz. Bence Haçlı seferleri hiç bitmedi. Halen bu saldırıların kökeninde, temelinde bu var. Yani bir Türk-İslam sentezinden bahsediyoruz ama işte bunun bu çerçevenin içerisinde olması gereken Irak'ta bir Amerikan işgali, o mezalim var. Keza Filistin aynı şekilde. İran'la ilgili artık her an her şey olabilir gibi bir ortamın içerisinde. Türkiye'nin de çok net bir politikası, stratejisi yok gibi. Dolayısıyla bu sentezin oluşmasında yani biz nasıl bir misyon üstlenmeliyiz? Türkiye ne yapmalı? Bu sentezin bir an önce hayata geçmesi nasıl sağlanabilir? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Amerika'nın bu işi yapamayacağını Amerika kendisi gördü. Evet. Yani onların yapacağı bir şey değil. Avrupa hiç yapamıyor. Çekiliyorlar zaten. Evet. Irak tek başına zaten bunu yapamaz. Paramparça olur ve iç savaşlara dönüşebilir. Evet. Kargaşaya gidebilir olay. Filistin ve İsrail arasındaki olay da yatışmaz. Evet. İnşallah. Tek çözüm Türkiye'nin bölgede ağabeyliği kabul etmesi. Ben ağabeyliği size teklif ediyorum diyecek. Bu kadar. Resmi ağızda. Evet. Mesela Azerbaycan'a Türkiye teklifte bulunsa, bugün veya yarın teklifte bulunsa, Türkiye ile Azerbaycan birleşsin, iki devlet bir millet olarak birleşelim dese, evet. Eğer bunu 48 saat içinde kabul etmezlerse, gelin bana ne diyorsanız söyleyin. Haklısınız. Hemen kabul edelim. Haklısınız. Zaten onlar teklif ediyor, yani istiyoruz diyorlar. Sadece Türkiye'nin bunu istemesini bekliyorlar. Suriye'ye gidip teklif edelim, resmi olarak Türkiye ile birleşin. İki devlet. Zaten Müslüman devletler. Fakat Türkiye ile birleşin desek hemen kabul eder. Irak da kabul eder. Çünkü müthiş lehine onların. Huzur gelecek, adalet gelecek, barış gelecek, ekonomi canlanacak, şahlanacak. Evet. Yani süper devlet olacak. Denenmişliği de var bir Osmanlı tabii. Zamanında. Yani süper devlet olacaklarını çok iyi biliyorlar. Evet. Yani Suriye'nin şahlanacağını çok iyi bilirler. Evet. İsrail, Türkiye bölgede ağabeylik yapsa Duvarlarına ihtiyaç kalır mı? Duvarlar yerle bir ederler. Evet. Müthiş ferahlar. Ekonomi şahlanır. İstedikleri gibi gezerler. İstedikleri yere gidip konaklarlar.
Türk askeri nereye gitse alkışlarla, sevgiyle karşılanıyor. Evet. Çok yiğit, efendi mizaçlıdır Türk askeri. Evet. Ve çok adaletlidir. Dünyanın her yerinde sevilir. Afganistan'da seviliyor. Somali'ye gitsin sevilir. Her yerin, Bosna'ya gidiyor seviliyor. Niye? Çünkü çok vicdanlı, efendi, saygın, adaletli ve makuldür Türk askeri. Ve çok çok vicdanlıdır. Böyle bir anne baba şefkati taşır. Evet. Ve çok makul hareket eder Türk askeri. Yani kendini kaptırmaz. Mutedildir yani. Bölgede en iyi yönetim Türk devletinin bölgede ağabeylik yapmasına olacağını herkes ittifakı kabul ediyor. Fakat cesaretle bunu bir kere ağzından çıkartması gerekiyor. Evet. Hükümetin yani devlet adına bunu söylemesi gerekiyor, bu kadar. Aynı görüşteyiz o zaman, evet. Hocam. Hatta ben şöyle tarif ediyorum. Hani derya içinde yüzer, deryayı bilmez derler. Biraz o durumdayız. Şimdi Suriye buna hazır, Azerbaycan falan hazır ama biz halen daha Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bir çabanın içerisindeyiz. Ve bundan dolayı da çok ciddi ödünler verdiğimiz kanaatindeyim ben. Yani damarlarımıza kadar sirayet edildiğini görüyorum ve bu beni çok tedirgin ediyor. Bu konuda Adnan Oktar'ın mesajı ne olacak? Avrupa Birliği'ne Adnan Oktar nasıl bakıyor? Aslında söylediniz nasıl baktığınızı. Türkiye'nin bir İslam senteziyle dünyanın en süper ülkelerinden bir tanesi olacağını söylediniz ama bu Avrupa Birliği sevdasına nasıl bakıyorsunuz? Kanuni Sultan Süleyman Avrupa ile ilişkileri çok sıcak olan bir padişahtı. Evet. Avrupa ile birleşme teklif ederse kabul ederdi ama bir süper Türkiye ile bunu yapardı. Hı hı. Çünkü o zaman milyonlarca kilometre kareydi Türkiye'nin. Evet. Toprak alanı. Çok büyüktü. Biz Türk İslam dünyasının lideri olarak Avrupa Birliği'ne tabii ki girelim. Avrupa Birliği yani görülmemiş bir zenginliğe kavuşur öyle bir şeyde. Çin, Rusya, Amerika yani hepsi ekonomik yönden, her yönden ferahlar ve rahatlar. Çünkü bütün harcamalarını şu an askeri harcamalara, güvenlik harcamalarına ayırıyorlar ki yani çok çok büyük bölümü buraya gidiyor. Evet. Bunlar tamamen ortadan kalkar. Fakire, fukaraya, ihtiyacı olanlara gidecektir o, evet, paralar. Yatırıma dönüşecektir. Yatırıma dönüşecektir tabii. Ve ekonomide güven oluşacağı için tam bir şahlanma olacaktır. Mesela Doğu Türkistan'ın madenleri işletilemiyor. Azerbaycan'da, Kazakistan'da, bütün Türk devletlerinde muazzam madenler var. Ve büyük rezervler var. Müthiş petrol yatakları var. Hiçbir işletilemiyor. İslam ülkeleri zaten petrolün en yoğun olduğu ülkeler. Evet. Bunların bir araya gelmesinde ekonomik dayanışma yapmalarında, kardeşlik içerisinde birbirlerini sevmeleri, saymaları, muhabbet etmeleri durumunda neler olacağını çocuk olsa tahmin eder. Evet. Yani muazzam bir gelişme olacağını herkes anlar. Evet. Hocam, şimdi şu ana kadar yaptığımız sohbetten ben satır başları halinde değerli izleyicilerimize özet çıkartacak olursam, bir defa tersinden başlayarak sizin ağzınızdan Türkiye'nin geleceğinin çok flu olmadığı, iyi mücehhez bir Türkiye, Türk-İslam senteziyle, evet, inşallah, birleşmiş ve onlara ağabeylik yapan bir Türkiye müjdesi veriyorsunuz. İkincisi, artık evrim teorisinin tamamıyla çöktüğünü belgelediniz, ispatladınız. İslamiyet'in dünyada yeniden ciddi manada vücut bulduğunu, bundan sonra inşallah Türkiye'de de insanlarımızın İslamiyet'i layık veçiyle yaşayabilecek şekle geldiğini ifade. Bu güzel havadisler, haberler sizin ağzınızdan değerli izleyicilerimize, ben sadece Kütahyalılara demek istemiyorum. Çünkü 24 saat internette Destan Televizyonu'nun yayını var. Dolayısıyla bizi Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden izleme şansı da oluyor.
geçen ben duygulandım. Bizde bir yarışma programına internetten takip eden Almanya'daki bir hemşehrimiz interaktif telefonla katıldı. Yani sizin bu mesajlarınızı sadece Kütahyalılara değil, dünyanın her yerdeki insanlara bir biçimde aktarma durumundayız. Bu mesajları veriyoruz. Ben sizi çok daha fazla yormak istemiyorum ama az önceki söylediklerime rağmen ben her şeye rağmen Kütahya Destan Televizyonu adına buradayım. Kütahyalılar adına buradayım. Sizin Kütahya'da gerçekten ciddi bir saygınlığınız var, bir sevginiz, sempatiniz var. Kafalardaki o flu olan şeyleri de kaldırdık zannediyorum bu programda. Evet, inşallah. Kütahyalı hemşehrilerimize, Kütahyalılara mesajınız, son mesajınız ne olacaksa ben onları almak istiyorum. Kütahyalı bütün kardeşlerime sevgiler, selamlar iletiyorum. Hepsini çok seviyorum. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirelim. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni hiç fark etmez. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Allah hepimize ayrı bir özellik, ayrı bir düşünce vermiş olabilir. O Allah'ın bir yaratması. Bu birbirimize karşı olmamız gerektirmez. Sevgi içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde bu güzel memleketimizde yaşayalım. Dünyanın en güzel memleketi. Çok bereketli, güzel topraklarımız var. Allah bize lütfetmiş. Elhamdülillah bak İstanbul'u da bize nasip etmiş. Evet. Güzel İstanbul'u. Nimetin kadirini bilelim inşallah. Elhamdülillah. İslamiyet'le de bizi müşerref etmiş. Elhamdülillah. Her şeyin başında en büyük nimet olarak onu vermiş Allah. Elhamdülillah. Bir de güzel huylu, güzel ahlaklı bir milletiz. Dünyaya örnek olacağız inşallah. Evet. Dünyaya ağabeylik yapacak milletiz. Her ferdi Türkiye'nin çok önemli bu devirde. Evet. Özellikle bu devirde çok önemli. Görev açısından çok önemli. Dünya insanlarına hizmet sunacak, onları güzelliğe, doğruluğa davet edecek, güzel ahlakıyla örnek olacak bir milletiz. İnşallah her şey hayırla ve güzellikle devam edecek ve göreceğiz inşallah bunları da önümüzdeki günlerde, yıllarda. İnşallah. İnşallah. Hocam Allah sizden razı olsun. Lütfettiniz, bizi kabul ettiniz. Biz de bu program vasıtasıyla söylediğimiz gibi Kütahyalılara, onların Adnan Hoca'yı, Adnan Oktar'ı çok daha net tanımalarına İnşallah vesile olduk. İnşallah. Kütahya'daki Adnan Oktar'a olan sempati ve sevgi bundan sonra çok daha netleşmiş olarak İnşallah. Devam edecektir. İnşallah. Ve Kütahyalılar sizden bu çok önemli, çok değerli çalışmalarınızın devamını mutlaka bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Biz de bir yayın kuruluşu olarak sizin bu çok güzel çalışmalarınızı ekranlarımız vasıtasıyla bütün insanlarla paylaşmak istiyoruz. İnşallah. Bu tür değerleri Cenab-ı Allah bir ülkeye sayılı veriyor. Onlar da görevlerini tam anlamıyla yapmak zorundadılar. Beni Allah razı olsun. İnşallah. Belki haddimi aşan bir ifade oldu ama yani en azından ben bekliyorum bunu. Teşekkür ederim. Allah Adnan razı olsun. Hocamdan, İnşallah. Adnan Oktar'dan bunu ben bekliyorum en azından. Elbette önünüze yine bir takım engeller, güçlükler falan çıkacaktır. Ama böyle olmazsa kendinizi sorgulayın. Evet, doğru söylüyorsunuz. Eğer böyle olmazsa o zaman bir anormallik var demektir. Evet, o zaman bir anormallik var demektir. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür çok ediyorum. Güzel bir lütfettiniz. Söyleşi oldu. Siz lütfettiniz. İnşallah bu tür programları yapmak hep nasip olur. Elhamdülillah. Ben çok İnşallah. Keyif aldım. Çok keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ediyorum sizi. Allah razı Hayırlı olsun. Hayırlı çalışmalar nasip etsin İnşallah. Diliyorum. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, konuk olduğumuz değerli Adnan Oktar'la, Adnan hocamızla söyleşimiz burada sona erdi. Efendim Adnan hocam ve ben buradan size selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.